Cumhuriyet TV'den herkese merhaba. Devlet kurumlarının nasıl siyasallaştığını bir fotoğraf üzerinden konuşacağız bugün. Pek çok örnekle karşılaştık. Bu fotoğraf çok konuşuldu sevgili seyirciler. Siyaset bilimci doçent doktor Burak Cop yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Cop. Merhaba, hoş bulduk. Sayın Cop, şimdi bir fotoğraf karesi var. Devlet kadrolarının siyasallaştığına dair yorumlarla birlikte tartışılıyor. O fotoğrafta Binali Yıldırım'ın oğlu var. Ve elinde tesbih var, yayılmış bir şekilde oturduğu bir fotoğraf karesi. Solunda vali var, o kaymemiş ve karşısında da üniforması da üzerinde olan il jandarma komutanı var. Şimdi vali ve jandarmanın Erkam Yıldırım'ın yanında o pozisyonda ne işi var? Bu çok konuşuluyor, tartışılıyor. Bu fotoğraf bize ne anlatıyor? Fotoğraf bize parti devlet rejimi yani parti devlet bütünleşmesinin daha da ötesine geçildiğini, daha fazlasının söz konusu olduğunu ve bunun daha dejenere bir versiyonuyla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha gösterdi. O da nedir? Aile devleti ya da aile devlet bütünleşmesi. Ve bu yeni bir şey değil. Yani Binali Yıldırım'ın oğlu bugün bu fotoğrafın öznesi ama uzun zamandır söz gelimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinden de pek çok kişinin yani birinci dereceden akrabaları diyebileceğimiz ailesinin resmi bir pozisyonları, resmi bir görevleri, resmi sıfatları olmadığı halde pek çok defa böyle adeta devlet protokolünün bir parçası gibi oldukları, Erdoğan'ın oğlunun kimi zaman deyim yerindeyse bir gölge Milli Eğitim Bakanı ya da paralel Milli Eğitim Bakanı gibi eğitim sistemine dair böyle kamu görevlerine talimatlar verdiğini de görmüştük. Dolayısıyla yeni bir manzara değil. Binali Yıldırım'ın oğlu bu sefer işin öznesi oldu. Burada parti devleti hep söz ediyoruz. Yani kamu görevlilerinin partizanlaşması, siyasi parti yani AKP ile devlet arasındaki sınırların belirsizleşmesinden söz ediyoruz ama bu daha da fazlası. Ve onun biraz daha dejenere ve kişiselleşmiş bir versiyonu. O da aile devleti, aileyle devletin bütünleşmesi. Evet, şimdi pek çok örneğiyle de karşılaştık. En son hatta Muğla Valiliği'nin bir sosyal medya paylaşımı vardı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın da olduğu bir video paylaşıldı. Adeta bir parti propagandası gibiydi. Çok da tepki çekti. Ama valilik o görüntüyü silmedi. Hatta tweet'i sabitledi, yorumlara kapattı ve tweet'i sabitledi. Herhalde bunları bir bütünün parçası olarak görmek gerekiyor, değil mi? Yoruma kapattıklarına göre herhalde eleştirileri verecek bir yanıtları yoktu ya da eleştirileri karşılayacak demokratik özgüvenden ve kültürden yoksunlar. Ben onu anlıyorum. Elbette bunlar bütünün parçası. Ebru Hanım, siz adeta parti propagandası yapılıyor dediniz. Oradaki adeta sözcüğünü kaldıralım. Orada parti propagandası yapılıyor. Çünkü valiliğin paylaştığı miting görüntülerinde AKP bayrakları sallanıyor. AKP bayrağı sallıyor, vatandaşların görüntüleri var. Dolayısıyla yani örneğini çok defa rastladığımız partizan vali, partizanlaşmış valilerden biriyle daha karşı karşıyayız. Aslında haber değeri bile yok bir açıdan baktığınız zaman. Çünkü günümüzde artık valilerin çoğunun bu niteliği haiz. Tabii olayın biraz daha iç yüzüne büyüteçle baktığımızda belki diğer bazı partizan valilere göre Muğla valisinin azıcık daha ileri gittiğini de görebiliriz. Ölçüyü kaçırmış da olabilir tabii. Belki de milletvekili aday adaylığına hazırlanıyor da olabilir ve bunu biraz erkenden de ilan etmiş olabilir. Ama neticede şu da çok açık. Kamu yönetiminden, İçişleri Bakanlığından, kabineden, Cumhurbaşkanlığından, saraydan, herhangi bir yerden bu valiye, Muğla valisine bir tepki gelmedi. Yani sen dozu kaçırdın, övmenin dozunu kaçırdın, bu kadar da fazla oldu. Tamam, hepiniz bize sadıksınız ama en azından görüntüde tarafsızlığı korumanız önemli. Bu kadar da ileri gitmeyin demediler. Öyle bir mesaj gelmedi. Hatta üstüne de çıkarak valilik o tweet'i profiline sabitledi. Buradan da neyi anlıyoruz? Parti devlet bütünleşmesi görüntüsünden iktidarın sahipleri, iktidarın en tepesindeki isimler hiç rahatsız falan değiller. Yani bu kadar da kör gözün parmağından bunu yapmayalım demiyorlar.
Pervasızlık yalnızca daha orta düzey kamu görevlerinde, orta ve üst düzey kamu görevlerinde değil, en tepeye kadar uzanıyor. Evet. Şimdi hatırlayalım, bir polis memuruna bakanın eşi şemsiye taşıtmıştı. O görüntü de yine gündeme gelmişti, çok tartışılmıştı. Şimdi burada da işte bir jandarmanın ve bir valinin yanında gayet işte rahat bir şekilde, gayri ciddi bir şekilde oturan bir isimden söz ediyoruz. Şimdi bazı kavramlar vardı ve bu kavramların içi farklı bir şekilde doluydu. Yani bir askerse karşımızdaki, bir polisse, bir vali ise daha farklı yorumlanıyordu, ama burada artık o kavramların ve sembollerin de içi boşaltıldı mı? Yani parti devletinin de çok ötesinde bir ciddiyetsizlik mi söz konusu acaba? Güzel bir noktaya değindiniz Ebru Hanım. Şimdi parti devlet bütünleşmesinin örnekleri tarihimizde oldu. 80-90 yıl önce, ama o günün dünyası bambaşka bir dünya. O günün Türkiye'si bambaşka bir Türkiye. Yani 1930'larda zaten 50 avuçta az sayıda demokratik rejim var. Olan demokratik rejimlerin de çoğu ya faşist ya askeri diktatörlüklere dönüşmüş. Öyle bir dünyada dahi Türkiye'de bir tek parti sistemi varken belli bir ciddiyet, devlet yönetiminde ciddiyet vardı. Aslında 1930'larla bugünü karşılaştırmak çok büyük haksızlık, ama hadi onu yapsak dahi, hani bir an için ikisini, iki ayrı dünyayı, iki ayrı dönemi aynı yerde eşleşsek bile gene bugünkü çok sakil kalıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi 1930'ların Türkiye'sinde parti devlet bütünleşmesi partinin devlete el koyması şeklinde olmadı. Devletin partiye el koyması şeklinde oldu. 1936 ve 1939 arasında 3 yıl boyunca valiler söz gelimi CHP il başkanı oldular. CHP il başkanları vali olmadı. Bu önemli bir nüanstır. Bugün ise parti devlete el koymuş durumda. Partililik, yani parti aidiyeti, parti kimliği sizin devletteki pozisyonunuzu belirliyor. Ve bu da yine 1930'larla bir analoji kuracaksak, faşist rejimlere daha çok benziyor. Yani Almanya ve İtalya gibi 1930'ların Nazi ve faşist rejimlerine biraz daha benziyor. Yani tabii ki o dönemle aynı koşullar söz konusu değil. Hala iyi kötü serbest seçimler var. Ne kadar adil olmasa da, ve o serbest seçimlerin sonucunda da yüksek ihtimalle Mayıs ayında iktidar değişecek. Ama hani çok eleştirdikleri o 1930'ların Türkiye'si var ya, hani ona kurban olun diyesi geliyor insanın. Keşke ona benzeseniz. Ona benzemek varken gittiniz Nazi Almanya'sı ve faşist İtalya'daki partinin devlete el koyması örneğini bugüne taşıdınız diyebiliriz. Peki, çok geniş Ha, bir de şunu kapsamlı bir da soru ekleyeyim olacak Ebru belki, ama buyurun. Hanım. Ebru Hanım, özür dileyerek, Buyurun. şunu da ekleyeyim, özür dileyerek. Şimdi şöyle yanlış bir şey yapıyorlar. Türkiye'de açık ki AKP ve MHP'ye destek vermeye devam eden vatandaşlarımız artık nüfusun azınlığını teşkil ediyorlar. Yani Türkiye'de halkın çoğu muhalif görüşte. Şimdi siz böylesine devlete pervasızca ve hiçbir görüntüyü kurtarma kaygısı dahi olmadan el koyduğunuzda halkın çoğunluğunu devlete yabancılaştırıyorsunuz. Yani Kılıçdaroğlu'na veryansın edilirken bunu alkış tutan generaller halkımızın önemli bir kısmını, milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ister istemez mesafeli bir konuma doğru itiyor. Ama bu mesafe muhalif seçmenlerden, muhalif kesimden kaynaklanmıyor. Bu mesafeyi yaratan iktidarın tavrı. Az önce paylaştığınız fotoğraf, Muğla Valiliği'nin paylaşımı yahut Sinan Ateş davası soruşturmasına MHP'li birinin, yani MHP'li diyorum çünkü parti üyesi olmasa bile o kimliği bariz. Bir savcının atanması ve bunun gibi örnekler Türkiye'deki on milyonlarca insanı devlete, devlet yönetimine, kamu yönetimine yabancılaştıran bir şey. Ve bu kötü bir şey. Bunu yapanlar açısından da kötü bir şey. Bunu yapanlara da faydası olmaz, bunu yapanlara da hayrı dokunmaz. Evet, aslında soracağım sorunun cevabını da bir nevi vermiş oldunuz Sayın Cop. Çünkü diyecektim ki, yani bir devletin siyasallaşması, devlet kadrolarının siyasallaşması, partili devlet haline gelmiş olmasının zararı nedir? Zararı devletin devlet olmaktan çıkması. Yani devlet olarak görülmemesi. Şimdi devlet dediğimiz şey nedir? Ünlü Alman sosyolog Max Weber'in tanımıyla
Meşru şiddet tekeline sahip olan kolluk güçleri aracılığıyla yasaların uygulanmasını, yasaların hayata geçmesi için gerektiğinde kuvvet kullanma meşruiyeti olan, tekeli olan yegane kurum. Şimdi bu kurumun bu yetkisine ortak olan oluşumlar zaten devlet otoritesinin zaafı uğraması demektir. Mesela mafya oluşumu. Bir yerde mafya ön plana çıktıysa işte devletin devletliği aşınmaya başlar. Veya falanca ülkede, işte Sri Lanka'dan örnek verelim. Ülkenin bir kısmı bir terör örgütü veya bir başka silahlı bir grubun eline geçtiyse, ülkenin bir kısmında hükmünüz geçmiyorsa devletin devlet olma niteliği aşınır. Şimdi Türkiye'de de biz bunu yaşıyoruz. Devlet devlet olmaktan çıkıyor. Vatandaş bu durumda devleti devlet olarak görmemeye başlar. Devletten uzaklaşır. Böyle bir toplumda çürüme her yere yayılır. İnsanlar vergi vermekten de imtina ederler. Ortak kamusal çıkarı gözetmekten de imtina ederler. Kamu kurumlarını güvenmekten de imtina ederler. 10 yıllardır Türkiye'nin en çok güvenilen kurumu olan ve bizim göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bile üzülerek söylüyorum bunu, güven azalmaya başlayabilir. Şimdi bu ülkeyi yönetenlerin işine yarayacak bir şey değil. Yani kısa vadede işlerine yarayacağına inanıyorlar ama hoş zaten kısa vade dedim ama iktidarların da vadesi çok kısaldı. Belli ki kamuoyu araştırmaları ortaya koyduğu gibi. Yani gidilen yol Ebru Hanım, gidilen yol yol değil. Özetin özeti olarak bunu söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ederiz katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Siyaset bilimci doçent doktor Burak Cop yayın konuğumuzdu. Noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.